Olay Sağlığı hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzdaki konuğumuz kardiyoloji uzmanı doçent doktor Özlem Arıcan Özlük bizimle birlikte. Özlem Hanım'la beraber bugün özellikle kalp krizini konuşacağız ve kalp sağlığımızı tehdit altında bırakan problemlerden bahsedeceğiz. Tütün kullanımı, alkol kullanımı, hipertansiyon, obezite ve diyabetin özellikle kalp sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Ama bu konuya giriş yapmadan önce başlığımız kalp krizi ve dolayısıyla kalp krizi neden bu kadar tehlikeli, niçin bu kadar önemli, bunu vurgulayacağız. Türkiye 50 yaş altında özellikle ölüm nedeni olarak kalp kriziyle birlikte birinci sırada. Bu nedenden dolayı erken yaş dönemlerini kalp krizi niçin bu kadar tehdit altında bırakıyor? Özellikle ülkemizde bunu tartışacağız. Stres faktörünü konuşacağız. Genetik faktörlerden bahsedeceğiz. Cinsiyet faktöründe acaba kadın mı daha avantajlı, erkek mi daha avantajlı? Bunu konuşacağız. Sizler de ifade ettiğimiz konu başlıkları ile ilgili, kalp ve damar sağlığımızla ilgili, kardiyolojik sorunlarımızla ilgili sorularınız için bizleri 0224 alan koduyla 331 70 75 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. Aynı zamanda olaysağlık@olaytv.com.tr mail adresinden de elektronik postalarınızı bekliyoruz efendim. Özlem Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Gülenay Hanım. Biz sizi konuk ettiğimizde daha önce yardımcı doçentiniz. Şimdi hem de böyle bir doçentliğin genel anlamda bizim adımıza bir küçük kutlaması mahiyetinde çok tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkürler. Kariyer devam ediyor. Devam ediyor. Yerden. Çocuk da yapıyoruz. Kariyer de yapıyoruz. Öyle oldu. İkinci kızım da oldu. İşte 2 yaşında şimdi. Ne güzel. İki küçük evladımla beraber doçentliği de aldım. Hocalarım layık gördü. Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ndesiniz. Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Ve bütün o kardiyoloji ekibinin adına geldim ben buraya. Teşekkür ederim. Çok güzel. Sevgilerimizi yollayalım onlara da. Bir sene evvel en son görüşmüştük. Evet. Dünya Hipertansiyon Günü'nde. O günden bugüne pek bir şey değişmedi ülkemizde. Hı-hı. Dediğiniz gibi ülkemizde genç ölümlerin en önemli nedenlerinden biri kalp krizi ama genel olarak baktığımızda da ülkemizde terör, kaza bunların dışında bütün normal kaderin çizdiği yolda ölümlerin %40'ı kalp ve damar hastalıklarına. Birinci neden ama kalp krizi. Örneğin, ülkemiz çatır çatır kalp krizi geçiriyor. İkinci neden de inme. Biz genellikle kalp krizini, inmeyi hep önemli haftaları ve etkinlikleri geldiği zaman konuşuyoruz. Onun dışında ben bunu ilk öğrendiğim zaman nasıl yani kanserden olmuyor mu falan gibi böyle bir tereddüte düşmüştüm. Evet, yani... Ve sıralamada kanseri aradığımda bir ve ikinci sıranın sizin ifade ettiğiniz gibi kalp krizi ve inme olduğunu öğrenmek gerçekten bizi de çok şaşırttı. Ama erken yaş dönemlerinde özellikle duyduğumuz, tanık olduğumuz bu kalp krizlerinin biraz nedenlerini de konuşalım, paylaşalım dilerseniz. Evet yani kanser gerçekten önemli ve üzücü bir hastalık. Bir sürü çeşidi var. Fakat realiteye baktığımızda biz neden ölüyoruz? Neden hastaneye en çok yatıyoruz? Kalp krizlerinden. Bundan evvel geçen seneki konuşmamızda da Eurospire çalışmalarından bahsetmiştik. Bu bir gözlemsel bilgilerin alındığı, bizim ülkemizin verilerinin de Avrupa'ya gittiği bir şey. Ve burada daha da üzücü, 50 yaş altında Avrupa'da birinci olduğumuz bir konu. Bunu bahsetmiştik. Yine bahsedeyim çünkü bazı şeyleri vurgulaya ancak insanların da aklında kalıyor. 50 yaş altında kalp krizi geçiriyoruz. Bakın şöyle bir şey var. Ben çok üzülüyorum. O yüzden bunlar önlenebilir hastalıklar olduğu için üzülüyorum. Evet. Dün poliklinik yapıyorum. Poliklinikte söyledim hastaya, senden bahsedeceğim diye belki dinliyordur. 38 yaşında bir hastamız kalp krizi geçirdi. Kalp fonksiyonları yarıdan daha aza indi. O hastamıza elbette ki çok şey yapacağız. Beraber yola çıkacağız. Bundan sonra hep hayatında bir kardiyoloğu olacak ve tabii ki kalbin geri kalanını korumak adına çok hareket edeceğiz ama ben şundan icap duyuyorum. 38 yaşındaki bir hastaya, onun durumu şu an iyi, o moralini bozmasın ama 38 yaşındaki bir hastaya 2 kat merdiven çıkabiliyor musun? 10 dakika yol yürüyebiliyor musun? Bilmem ne bey deyince ben üzülüyorum. Çünkü 38 yaşında bu hasta. Evet. Elbette ki 2 kat merdiveni çok rahat yürüyebilmeli ama İşte kalp bir darmadağın oluyor. Evet. Onu toparlayacağız. O hasta bazında onun her şeyi yolunda şu an ama yolunda olmayan bir sürü hastamız da var. Ve bu hayatını bu kadar erken yaşta kaybeden ya da ömrünü çok ciddi derecede kısaltan bir grup da var. Şimdi niye bakıldı bu 50 yaş altında niye bizim hastamız kalp krizi geçiriyor? Bir, çok sigara içiyoruz. Evet. Sigara içen bir toplumuz. 2, hareketsiziz. Bakın onu yedi, bunu yedi, şunu yedi. Bütün sağlık programları
çok yanlış yönleniyor. Sanki hastalar sanıyorlar ki 20 tane sarımsak yediğimi kalp krizi geçirmeyecek. Evet. Ama bu arada bir paket sigarasını tüketiyor. Gitti evet. mi o senin 20 sarımsağın etkisi? Şunu anlatamıyorum. Yediğin elbette ki önemli. Ama yaşam stilinde Hı-hı. önemli. Kalp krizi hareketsiz insanı buluyor. Şişman insanı buluyor. Sigara tüketen insanı buluyor. Ve stresli insanı buluyor. Yani kim kızgınsa, öfkeliyse, bardağın dolu tarafını değil boş tarafını görüyorsa, depresifse onu daha çok buluyor. Ha, elbette ki pozitif insanlar da hasta oluyor. Onu şey demek istemiyorum ama şu da bir gerçek ki pozitif insanın tedavisi daha kolay daha yürüyor. Kolay negatif olanın, öfkeli olanın, sinirli olanın her şeyden bir yani onun daha zor ve çetrefilli yürüyor ve tekrar olay olma riski de artıyor. Poliklinikten bir hasta kapıdan içeri girdiği vakit kalp açısından sorduğumuz 5 şeyi sorguluyoruz. Şeker hastalığın var mı? Hı hı. Var veya yok. Şeker hastasıysa çok farklı davranıyoruz. Değilse farklı davranıyoruz. Bildiğin şeker hastalığı var mı? Biz zaten onu tarıyoruz. Bildiğin yüksek tansiyonun var mı? Kolesterolün var mı? Sigara içiyor musun? Ailende erkeklerde 45 yaşın altında, kadınlarda 55 yaşın altında kalp krizi geçiren var mı? Eğer bunlardan biri veya birden fazlası oldu mu risk artıyor. Evet. Dinleyicilerimiz de bu şekilde kendini bir sorgularsa, bir kere şeker hastasıysa ve daha önce hiç kalp doktoruna gelmediyse buyurun gelin. Yani yüksek istasyonum ben Bursa şeyinde her şekilde bana rahat ulaşabilirsiniz ya da bizim ekibimize. Ya da herhangi bir kardiyoloğa lütfen gelin. Eğer tansiyonunuz 14.9'un üstündeyse ve mükerrer her kere böyle çıkıyorsa ben iyiyim rahatım diye bakmayın. Yine dün hemen örnek vereyim sıcağız. Aslında 7-8 senedir 58 yaşında bir bey. 18-19 tansiyona gidiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Son 2 hafta artık 20'lere varınca ilaç başlanmış acil ve onu da kullanmamış sonra. Diyor ki ben dedim ki bakın bu sizin damar sağlığınız için çok zararlı. 18 tansiyonunuz var. Doktorum ben çok iyiyim ki diyor. Yani evet ben yıllardır böyleyim ama çok iyiyim. İşte sen çok iyi gibi hissedebilirsin ama damarlarını erken yıpratıyorsun. Hep bir yüksek basınca karşı çalışıyor bu damar. O yüzden belki 70 yaşında normalde kalp krizi geçireceksen 50-60 yaşının sonunda kalp krizi geçireceksin. Ya da daha kötüsü belki felç geçireceksin. Evet. Felç geçirdik mi ne oluyor? Evet bir kısım felç hastaları toparlanıyor ama bir kısmı saksıda bitki oluyor. Evet. Yani bunu böyle anlattığım vakit aslında bak yatalak olacaksın. Bakım hastası olacaksın. Bu tansiyon sana buna yol açıyor. Böbreğini zorluyor. Böbrek hastalıklarının önemli nedeni. Yani sadece kalp değil damarın olduğu her yeri etkiliyor. O nedenle böyle bir gün belirlemiştik 17 Mayıs bütün dünyada hipertansiyonu belirleyelim, vurgulayalım diye. Ama tabii ki şeker de çok önemli. Kilo çok önemli. Zaten Sağlık Bakanlığımız artık ülkenin o kadar çok kalp krizi geçirdiğinin farkına vardı ki hızlı davran hayatını kurtar işte Stand for Life projesi. Evet, evet. İşte aile hekimlerine ayrı eğitimler. Yani Bursa'nın tüm ayaklarını ben benimle halk sağlığı uzmanlarımızı beraber yürütüyoruz. Ve böbrek nefroloji doktorlarımız ama hep bir kampanya ya biraz da halkımız da kendisi de bakmalı yani. Hı hı. Sadece bu iş yemekle olmuyor. Şunu yiyeyim bunu yiyeyim değil de hareket en önemlisi. Biraz teknolojiden uzaklaşmak, cep telefonlarından uzaklaşıp biraz pozitif yaşam. Her şey haplarla değil. Biraz bakış açımızı doğrultmamız lazım. Bir de kontrollerimize geleceğiz. Tansiyonumuzu, şekerimizi belli aralarla ölçtüreceğiz. Şimdi biraz kalp krizi ne yapar kalbe? Bunu da konuşalım. Çünkü özellikle 38 yaşındaki o hastamızdan verdiğiniz örnek elbette çok farklı tipler var ama genel anlamda bu yaşanan kalp krizinin öncelikli bazı işaretleri olabilir mi vücudumuzda hissedeceğiniz evet, bir? Peki. İkincisi kalbe nasıl bir zarar veriyor? Ne demek kalp krizi? Şimdi kalp damarlarını biz koroner damar diyoruz. Kalbimizin sol kesimi 2 ana damar, sağ kesimi bir ana damar ve onların yan dalları besliyor. İşte buradaki aniden olan tıkanıklıklarda kalp krizi gelişiyor. Kalp krizinde öncesinde öncül işaretleri olabileceği gibi bazen özellikle gençlerde bazen hiçbir öncül işaret vermeden de yoğun bir egzersizle ya da yoğun bir strese bazen hiçbir neden yokken de düzensiz hayatından dolayı bir anda gelişebilir semptomlar. Biz polikliniklerimize gelen hastaların öncül işaretleri olanları ayırt edebiliyoruz ama aniden gelişebilecek olanların risk faktörlerini düzeltmeye evet. çalışıyoruz. Yani sen şeker hastasın lütfen şekerlerini düzelt diyoruz. Tansiyonun yüksek gidiyor bak aniden gelişebilir onu düzelt risk faktörleri boğuşuyoruz. Ne oluyor? İşte genelde göğsünün orta kısmında şu iman tahtası diye geçen kısmında ağrı diyoruz ama bu ağrı aslında
ağrı gibi değil. Bir sanki kimi hastalar acı biber, pul biber dökmüş gibi bir yanma. Kimisi bir fil oturuyormuş gibi oturma. Kesinlikle anormal bir risk bir kere. Böyle bir iki saniyede değil. Yani dakikaları bulan bir sıkıntı oluyor. Biz ağrı dediğimiz şey bu işte. Bir şey sanki üstüne oturup sıkıştırıyor. Sanki mengeneyle sıkıştırıyormuş gibi. Ben yaşamadım. Allah da yaşatmasın ama hastaların tarifi genelde böyle. Bu ağrı sırtına, kollarına, çeneye yayılabilir. Ama üç grup hasta, şeker hastaları, yaşlılar ve kadın bireyler bazen çok dip böyle dört dörtlük hissetmeyebilir. Bizi bile yanıltabiliyor. O yüzden siz kendinizde böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız, hele ki bizim toplumumuz çok yüksek riskli bir grup kalp krizi geçirme açısından 112'yi arayıp acil servise ambulansla gelin. Ambulansları aramıyorlar hastalarımız. Kendileri arabaya atlayıp gelmeye çalışıyorlar. Geçen nöbetimde mesela düğünde hastamız kalp krizi geçiriyor. Yakınları hasta bilincini kaybediyor. Arabaya koyup getiriyorlar. Bu çok büyük bir hastaya kötülük yapıyorsunuz. Bursa içerisinde %93 vakada ilk 10 dakikada ambulans geliyor. Evet. Yani çok hızlı bir ambulans ağımız var. 56 tane istasyon var. O nedenle siz 112'yi aradığınız vakit evet o an hastaya dakikalar sanki saatler gibi gelebilir. Ama siz o hastayı alıp hastaneye getirmeniz inanın ki ambulanstan çok daha uzun bir süre alıyor. Ve ambulanstaki imkanlardan da hasta mahrum kalıyor. Evet. Çünkü kalp masajı yapılıyor, evet, şoklama yapılıyor. O ambulanslar Avrupa'dan çok daha iyiyiz biz bu konuda. O nedenle 112'yi arayıp gelin. 112'yi niye aramıyorsunuz diye yapılan anketlerde hani gelen kalp krizi. Ya ben gerçekten kalp krizi olmasa yani değilsem. Hani doktorlar benimle işte hemşire dalga geçerse. Ya siz doktor değilsiniz ki. Biz bile anlayamıyoruz kimi hastanın kalp krizi olup olmadığını, takibe alıyoruz hastayı. Sizin anlamanız veya yanılmanız çok normal. Kaldı ki evet dalga geçilmiş olsun. Bir tane kendini bilmez. Ne olacak? Bir daha görecek misin ki? Evet. Ya fazla hassasiyet hayatınıza hayatınızla ödeyeceksiniz. Kesinlikle, ya da kesinlikle kalbinizin büyük bir kısmından mahrum olacaksınız. O nedenle 112'yi arayıp böyle bir şikayet hissettiğiniz vakit, böyle bir ağrı hissettiğiniz vakit, terleme, beraberinde bir sıkıntı hissettiğiniz vakit geleceksiniz. Şeker hastaları açıklanamayan bir anda nefes darlıkları oluyorsa, bayılmaları oluyorsa, çarpıntısı bir anda başlıyorsa 112'yi arayıp lütfen gelin. Onlar hemen ilk değerlendirmeyi de orada yapıyorlar. Çok ciddi hayat kurtarıyoruz. O dakikalar çok önemli. Yani siz kalp krizinde ilk bir saatte geldiğinizde acil servisimize hayatınızda farklı devam ediyorsunuz. 6. saat geldiğinizde hayatınızda farklı bir rota çiziyorsunuz. O kaybedilen ölen kalp dokusu hiçbir şekilde, hiçbir ilaç, hiçbir pil, hiçbir balon, bypass geri getirmiyor. O nedenle çok önemli. İlk bir saatte gelmeniz çok önemli. Çünkü çok orada güzel. Azrail'le yan yana oturuyorsun. Evet. Evinde ay bana ateş bastır, ben bir mide ilacı alayım, bir duşa gireyim ki hayatta yapılmaması gereken. Bir iki yanında Azrail'inle geziyorsun. O nedenle böyle bir şüpheniz olduğunda 112'de gelin. Acil servis. 112 acil servisin çalışmalarıyla ilgili programlar yaptık. Yine Stand for Life projesiyle ilgili de mesajlar verdik ama gerçekten kişiler yaptıkları hataları sizin ifade ettiğiniz gibi mesela düğün konvoyunun veya düğün grubunun acil servise gelmesi ve o anki trajediyi tahmin edebiliyorum ben. Bir anda böyle canlandırdım gözümde. Bunu anlatmadan o hastayı neyin kurtuldu. Süper. Ne kadar güzel. Çok da iyiydi. Ama tabii ki gene de hasta yakınlarının o anda bile bakın sizin hastanızın kalbini kurtarabilirsen beyin fonksiyonlarını Allah belirleyecek. Çünkü siz orada iyilik yaparken aslında farkında olmadan hastanın beyninin oksijensiz kalma süresi çok uzadı. Çünkü kalbi durmuş bir vaziyette geldi. Allah'tan kalbini toparladı. Beyin fonksiyonu toparladı. Taburcu süper, oldu. Süper. Belki beni dinliyorsa selam. Beni hatırlamıyor ama. Süper. Siz çok pozitif olduğunuz için hep pozitif vakalar, daha doğrusu vakalar hep pozitife doğru ilerliyor. Benim ya da fikrim pozitiflerini bu. Anlatalım hastalarımıza. Evet. Ama bilin ki bu işin bir de karanlık yüzü de var. Ben bu kadar enerjik ve bu kadar şey anlatıyorsam inanın ki çok üzüldüğüm için. Çok önlenebilir hastalarımız, yoğun bakımlarımızda. Bir sene evvel onlar bize gelmiş olsa çok daha farklı bir şey. Yani bu evet, iş bilinç meselesi. İşte geçen ve birçok programda arada çıktığım başka programlarda verdiğim örneği gene vereceğim. Ben bundan ihtisas hayatımda 15 sene evvel 38 yaşında, 37 yaşında bir hasta kalp krizi geçirdiğinde eyvah bu çok genç yaşta kalp krizi, hemen ailesini tarayalım, dur kan testlerine bakalım falan yapıyorduk. Çünkü çok gençti o bizim. Evet. Bizim grubumuz genelde 50'lerdi.
Ama şimdi 38 yaşında bir kalp, kadınlar da dahil olmak üzere kalp krizi geçirdiğinde, yani geçirebilir, hemen biz tedavimizi başlıyoruz ama hiç öyle kan testine falan girmiyoruz. Şimdi 20'li yaşlarda kalp krizi geçirenlere aynı hassasiyeti gösteririz. Hemen kan testine, ailesi taranıyor. Ama eğer bu çocuklarımızı böyle büyütmeye devam edersek, şişman, obez, her 5 çocuğumuzun okul çağından biri aşırı şişman. Evet. Ellerinde iPad, salıncakta sallanıyor, elinde iPad. Babası cep telefonuyla, yanında cep telefonuyla parkta oturuyor. Hareketsiz. Ellerinde sürekli bir cips, böyle bir çocuk grubu yetişiyor şu an. Bunlarda da 20 yaş grubu, 10-15 sene sonra yoğun bakımlarımız 20'li yaş gruplarına girecek. Ve bu anne babalar evlatlarını mezara gömecekler. Buna doğru gidiyor trend. Evet. Ya Kassandra'nın laneti diye bir şey var, biliyor musunuz bilmiyorum. Kassandra eskiden mitolojide geçiyor. Hep gerçeği söylüyor. Bir tanrıyla anlaşmasını bozuyor. Gerçekleri görüyor ama kimseye inandıramıyor. Şu an biz kardiyologlar öyle olduk. Biz gerçekleri görüyoruz ama halkımızı inandıramıyoruz. Yani bakın, çok kilolu bir grup yetişiyor. Çok hareketsiz bir çocuk. Bir de teokme yok bilmem ne. Zaten stresli bir grup. Anne babalar çıldırmış vaziyette, çocukların üzerine yoğun bir baskı var. Okullar anne babaları uyuyor, baskı var. Bu çocuklar hareketsiz, sürekli ders çalışan, motive olamayan çocuklar ve ellerine sürekli iPad'le motive oluyorlar. Bu çocuklar 15 sene sonra, inşallah yanılıyorumdur ama gerçeği yanlış görüyoruzdur ama kalp krizi geçirecekler. Birçoğu. Temelleri atıldı şu an. Eğer bir an önce anne babalar çocuklarını kendileri de dahil davranışsal olarak düzeltmezlerse toplumumuz çok daha kötü bir gidişatı var. O yüzden bu kadar enerji, pozitif anlatmaya çalışıyorum ki bir deniz yıldızı, bir çocuğu ve anasını babasını etkileyebilirsem o bizim için kârdır. Bir çocuğu etkileyebilirsem onun hayatında çok şey değişecek. Kesinlikle katılıyorum. Ama bu arada bir de telefonumuz var. Çok da böyle ifade ettiğimiz yerden çok güzel bir soru. Zekeriya Bey bize şunu sormuş. Bursa'dan bizi arayan bir izleyicimiz. Zekeriya Altı Kardeş 48 yaşında olduğunu söylüyor. Hipertansiyon hastası olduğunu ifade etmiş. Ama demiş ki tansiyon çizelgem çok dengesiz. Bu kalp krizine neden olur mu? Kalp damarlarıma bu durum benim zarar verir mi diye sormuş. Evet, yani dengesizlik ama nasıl? Yani sınır değerlerimiz bizim 14-9. Artık yavaş yavaş belki biraz daha aşağı kaydıracağız. O sınır değerlerin üzerinde mi değil mi onu konuşmak lazım. Şu da bir gerçek. Ölçümden ölçüme çok büyük farklılıklar olması yapılan araştırmalar riski arttırdığı göstermiş. Ama bir o bana olmadı. Yüksek hastayım ben. Lütfen bir gelirsiniz, bir görüşelim. Profiliniz ne kadar dengesiz onu görmek lazım. Eğer bu dengesizliği kontrol altına alabileceğim şekilde ise onu biz düzenleyelim. Bazen ilaç kombinasyonları çok uygun olmayabiliyor. Kişiye göre biraz bireysel tedavi ayarlamak lazım. Ama sınırları çok aşan dengesizlikse evet riski arttırıyor. Ama bazen 11, bir gün 12 oluyorsa çok da sorun değil yani. Elbette ki o günkü aktiviteye göre. Mesela sabah ben kayboldum. Olay TV'ye geçtim, çok olaylı oldu. Yetişememe şey. Mesela eminim benim o sıra bir tansiyonum ölseydiniz bir sınır değerlere yaklaşmıştım. Şimdi ölseniz çok daha rahatım. Elbette günlük strese göre de değişiyor ama belli yerlerde kalmak gerekiyor gene de. Bu çok önemli. Şimdi en son gereksiz rağbet ettiğimiz otlar ve karışımlardan bahsettik. Telefonumuzdan hemen önce, Zekeriya Bey'in sorusundan hemen önce. Ama bununla beraber biraz cinsiyet faktörünü konuşmak istiyorum. Genellikle kadının aleyhine işleyen bir süreç var Türkiye'de. Kalp damar problemlerinde de bu böyle mi diye soralım. Hayır, bir tek bu konuda şanslıyız. Üzgünüm yani ama ben bir bayan olarak hemcinslerim adına seviniyorum. Fakat gene de erkekler evet bu konuda bahtsız. Bir tek bu konuda bahtsız bence ülkemizde. Olabilir. Risk faktörleri ve kolesterol, erkeklerin o elma tipi şişmanlığı, biraz daha göbek kısmının şişmanlığı. Ayrıca bu erkek cinsiyetin getirdiği bir şeyle evet bir parça daha kalp krizleri daha erken yaşta görülüyor. Kadınları hormonlarımız menopoza kadar bir parça daha koruyucu etkili. Ama menopozdan sonra aynı erkekler kadar eşit oluyoruz. Eğer menopozdan evvel de benim nasıl hormonum koruyor, ben bir 100 kilo olayım, sigaramı da içeyim, düzensiz yaşayayım, böyle olduğu vakit senin de riskin aynı erkek kadar var. Yani bizim gördüğümüz grupta, kalp acil servisi gördüğümüz grupta gelen şeyde gayet genç hastalar da kalp krizi geçiriyor, genç kadınlarda. Buna çok güvenmemek lazım ama genel topluma baktığımızda dünyada da erkeklerde bir parça daha kalp risk faktörleri daha önde. Kadınların daha uzun yaşadığı da bir gerçek. Ama şöyle bakalım bir de yaşam tarzına bakın. Evet. Benim gözlemim şu.
Erkek işten geliyor. Genel gözüm, hastalarıma da soruyorum. İşte yemeğini yiyor, yatıyor. Kadın ne yapıyor? Yemeği topluyor. Genel bakalım yani. Evet. Hani her şey genetiğe vurmadan evvel, yaşam tarzına. Kadın en hareketsiz kadın. Yemeği topluyor. Çocuklarını yedirdi. Çocuklarını hadi biz parka gidelim dedi. Parka götürdü. Getirdi. Onları yıkadı. Yatırdı. Yatırdıktan sonra kapıları kilitledi. Pencereyi kapattı. Bulaşıkları bir yıkadı. Toparladı. Yastıkları yere. Kadın bayağı adam Evet. ne yaptı? Televizyonun karşısına oturdu yemekten sonra. Biraz uyudu. Biraz cep telefonu, iPad şimdi artık. Televizyon biraz geri planda. Belki onlara göre. Gayet hareket. Hadi sonra da saat 12 ben yatıyorum dedi. Yattı ama kadın yatana kadar Sürekli, ne kadar hareket etti. Sürekli hareket Bu işte halinde, kadının evet. lehine bir şey. Evet. Yani evet baktığında yemek sanki sonrası erkek hareket. Çok şeymiş gibi. Hayır ama o hareket, o park, mark, gel evi topar yatana kadar o hareket. Ve kadın en son zaten biraz daha geç yatar kadınlar bir etrafı toparlayıp. İşte o kadının avantajı. Uzun vadede bu bir avantaj, o hareketlilik. Hareket bereket, durmayacaksın, hareketli olacaksın. Durdun mu düşersin. Bizim bünyemiz harekete göre Evet. ayarlanmış. Yani merdivenini çıkacaksın arkadaş, dizinde çok bir sıkıntı yoksa. Yürüyeceksin, evet arabanı birazcık uzağa koy, yürü. Ya da günlük aktiviten kısıtlıysa akşam çocuğunu parka götür, bankta oturma anne baba olarak. Sen de çocuklarına katıl, hem çocuğunla iletişimin olsun Evet. hem de sen de hareket et. En son diyabet meselesine değinmiştik. Bundan bahsetmiştik risk faktörleri olarak. Arada obeziteden de sıklıkla bahsediyoruz ama bu yağlanma ya da yağ dokunun bu kadar artması kalp sağlığını neden tehdit ediyor? Bunu da soralım. Yani birçok nedeni var. Bunun bir de ayrı bir konu olması lazım ama sonuçta baktığımızda obez bir birey daha az hareket ediyor. Kan şekerleri yükselmeye başlıyor. Kan yağları yükselmeye başlıyor. Biraz da stresle beraber. Zaten çok daha fazla hormonal bozukluğu çok da inmeden bütün risk faktörlerini tamamlamış oluyor. Ama pek çok başka mekanizmalardan da kalp sağlığını etkiliyor. Tansiyonları da genelde yüksek oluyor bu bireylerin. Yani bir sadece kilo almıyor. Bütün beden pek çok mekanizması bozularak kalp krizini arttırıyor. Yani biz yani Allah bizim kalbimizi 70 kiloluk bir birey için 3 aşağı 5 yukarı ayarlıyor. Tabii ki boya ve şeye göre 3 aşağı 5 yukarı değişiyor ama siz bu bedeninizi eğer çok büyütürseniz size bu kalp ne kadar iyi çalışsa da yetmiyor. Nefes darlıklarınız başlıyor. Tansiyonlar artık yükselmeye başlıyor. Bozuluyor. Ne kadar o bedeni normal sınırlara getirirsek yani çok basit bir şey anlatıyorum. Daha sağlıklı olacağız. Evet. O bir gerçek. Evet. O nedenle ben erişkin kardiyoloğum ama bu işin başına da bakmak lazım. Yani şu anki büyüyen nesil çok riskli. Yani ben şimdi iki tane küçük kızım olunca ömrüm parkta geçiyor iş dışındaki. Ve görüyorum o kadar üzülüyorum ki ellerinde cipsleriyle geliyorlar. Hiç o kadar büyük bir umursamazlık var ki bu ebeveynlik değil. Bu doğru bir şey değil. Yani sizin ebeveyn olarak başarınız çocuğunuzun aldığı kurslar, yaptığı sınavdaki başarı değil. Siz ebeveyn olarak çocuğunuza doğru beslenmeyi öğretiyor musun? Kuralcı ol demiyorum ama ana temellerini öğret çocuğuna. Çocuğunu iyi uyuyabiliyor mu gece? Ve stresle baş edebiliyor mu? Stresle baş etmesinde de bir parkta bir bak bakalım çocuğun arkadaşlarla nasıl iletişim kuruyor. Kavga ettiğinde saçını başını yolup ağlayıp küsüp herkese etrafına mı dönüyor? Yoksa o kavgasını baş edebiliyor mu? Sakin olup çözebiliyor mu sorunları? Bunları yapabilen çocuk, iyi yiyen, iyi uyuyabilen ve iletişimi iyi olan çocuk... Çok sosyal ve şey havalı olmasını demiyorum. İletişim stresle baş edebilen çocuk hayattaki tüm başarıları kazanıyor. Yani o yüzden ona ekstra o kurs, bu kurs, şu kurs diye elbette bir tane kurs seçersin, yollarsın ama sen bunları verdin mi zaten gerisi çocuğun geliyor. Yani bir şekilde daha az başarılı bir okulda olur. Hayatta kazanıyor evet. senin çocuğun. O da bir iyi bir ebeveyn. Biz hepimiz çocuklarımız mutlu ve rahat yaşasın diye şey yapıyoruz. Mutlu olsunlar değil mi? Siz ama o çocuğa mutsuzluğu çocukluk çağından temellerini atıyorsanız o çocuğun erişkinlikte mutlu olmasını beklemeyin. Önünde sigara içiyorsanız o çocuğunuzun sigara içmeyen bir birey olma olası çok daha düşük. Evet. Parkta içiyorlar. Ya ben şu an çocuğumu koruyorum ama orada anne çocuğunun yanında şakır şakır içiyor. Çok üzücü. Yani ben kendi çocuğumu kendi adımı korumaya çalışıyorum ama gene sen benim çocuğumu da etkiliyorsun. Kendi çocuğunu da hepten etkiliyorsun. Çocuğunuzun yanında sigara içtiğiniz vakit benim ablam da onkolog.
çok iyi bilirim bu işleri. Çocuğunuzun içinde, yanında, aynı odada sigara içtiğiniz vakit bir kere ona çok kötü bir rol model oldun, armut dibine düşer. Senden daha öte bir çocuk bekleme evet. kendinden. Sigara içen bir bireyi yetiştiriyorsun. Tebrik ederim bu başarından ötürü o anneyi, babayı ve anneanneyi, dedeyi kim içiyorsa. İkincisi, çocuğunun gırtlak kanseri olma riskini de artırıyorsun. Evet. Yani bu büyük bir başarı. Erken dönem duman maruziyeti. Aynen, erken evet. dönem maruziyet. 20 yaşlarında bu çocukların gırtlak kanseri olma riskini artırıyor. Çağırın buraya bir kulak burun boğaz doktoru arkadaşım, anlatsın. O nedenle içmeyin. Önünde de içmeyin. Yani kendini içiyorsan kendini bağlarsın ama sen o çocuğun yanında içmeyeceksin arkadaş. Bir anne baba olduysan hayat sadece senden ibaret değil. O zaman o çocuğu sana emanet etmiş bir Allah. O çocuğa gerekli doğruları öğretmek zorundasın. Ve sigara kalp krizi geçirtiyor, inme geçirtiyor. Yani bunlara çocuğun olmasını istemiyorsan lütfen önünde de bu hataları yapmayın. Ben kafeteryalarda oturacak yer bulamıyorum. Ama bir yasak geliyor tabii ki, açık havada da, ama hep yasaklarla yürüyoruz. Hı hı. Gerek yok. Biraz yasaksız da biz de kendi bilincimizle bazı şeyleri yapalım. Bir küçük çocuğu şimdi o annesi yanında, babası yanında sigarayı söndürdüyse bu benim kârımdır. Çünkü o çocuğun kalp krizi geçirme riskini azaltacağım. Azaltmış olduk. 31 Mayıs tütünsüz gününü de böyledikle analım. Anmış yani olduk. Yani günlere gerek yok. Anneler günü gibi. Anneler günü de annenizi seviyorsunuz, diğer günler sevmiyor musunuz? Hayır. Elbette ki anneniz hep kıymetli, değil mi? Babalar günü de, babaları günün dışında sigara günü de, sigarasızlık günü de önemli bir gün ama onun dışında da bu günün önemi hayatımızın içine koyalım. Evet. Sigaradan uzak duracağız. Kesinlikle. Çünkü bundan dolayı kriz geçiriyoruz. 90 yaşındaki teyzem hala anneannem içiyor. Hayır, onun bu otobanda koşmak gibi. Otobanda koşarsın. Araba çarpar mı? Evet, çarpma olasılığı çok yüksek. Ha, araba çarpmayabilir de senin o 90 yaşın dinlen aralardan geçmiştir, çarpmamıştır. Ama sen içiyorsun, senin çarpma riski sana yüksek. Bu riskini otobandan çıkıp normal yola gelirsen, kenara geçersen riskini çok azaltıyorsun. Gene çarpma riski var ama riskini çok azaltıyorsun. Hı hı. Bunun gibi bir şey. Otoban demişken aklıma gelmişken araba örneğimi de vereyim. Yani biz kardiyologlar sonuçlarla uğraşıyoruz. Kalp krizinden sonra uğraşıyoruz. İşte hasta araba duvara çarptı, kaporta dağıldı. Biz onu toparlamaya çalışıyoruz. Ama halbuki bunun öncesi en önemlisi. Çünkü ne yaparsak yapalım hiçbir şey orijinal, bozulmamış o arabanın haline getiremiyoruz. Evet. Orasını da çaksak, ilaç da versek, pil de taksak, stent de, hiçbir şey sizin bir sene evvelki halinizi getirmiyor. Öyle bir güzel sistem ki şu anki teknolojiyle bunu yapamıyoruz. Hı-hı. O zaman ne yapacağız? O arabayı o duvara toslatmayacağız. Yönümüzü düzelteceğiz. Kiloluysak düzelteceğiz. Tansiyonumuz varsa düzelteceğiz. Kolesterolümüz risk grubundaysa ona uygun düzelteceğiz. Ve sigara içmeyeceğiz. Genel anlamda konuştuğumuz konularda koruyuculuktan pek bahsetmedik. Aslında bu da ayrı bir kavram. Bu da ayrı bir program konusu. Kalp sağlığını korumak için neler yapmak gerekiyor? İfade ettiğiniz gibi o kaza olmadan, kaput dağılmadan önce özellikle hekime gitmek ve düzenli bir kardiyolog kontrolünde devamlılıktan bahsetmek gerekirse neler tavsiye edersiniz izleyenlerimize? Bizim bir kere sistemimizde çok süper aile hekimlerimiz var. O aile hekimleri bizimle direkt ilişki içerisindeler. Onlara biz her ay eğitim toplantıları yapıyoruz. İlla kardiyoloğa gelmeleri gerekmiyor. Çünkü çok yoğun ve kalabalık bir toplumuz. Evet. Kardiyologların sayıları az ama size imkan sunmuş aile hekimlerimiz var. Ve onlar da kendi içerisinde sürekli eğitimdeler. Şekerinizi, kolesterollerinizi, tansiyonunuzu, bu düzeydeki aile hekimliklerimize bir baktırmanızı belli aralarda tavsiye ederim. Tansiyon hapı içenler, tansiyondan bir haber yaşamasın bir kere. Yani en azından iyi gidiyor mu benim tansiyonum? Hafta bir tansiyonunu ölçtürsün, iyi bile olsa. Bu kapın kilitli mi değil mi? Kapı kontrol etmek gibi bir şey. Bir hafta bir kere en azından bir tansiyonunu ölç. Ama bilekten değil. Hı hı. Koldan. Dijital olabilir. Hı hı. Ama klasik olabilir. Koldan olsun. Bilekteki hiçbir alete güvenmiyoruz. Böyle almayın aletlerinizi. Ev aleti alacaksanız. Sağlıklı bir birey 20 yaşından sonra da 5 senede bir eğer kolesterol değerlerini bir baktırmakta fayda var. Tansiyonlarına yani 20 yaşından sonra en azından yılda bir kez bir bakın. Yani 60 yaşına gelmiş bir haber tansiyondan insanlar var. Artık biraz komik oluyor bence. Bu çok basit önlenebilir şeyler bunlar. Bir tansiyonunuzu baktığınız yüksek 14-9 üstünde o zaman takip edin ve takibinizle bir 10 günlük takibinizle hekime gelin. Ya aile hekiminize ya da onun yönlendirmesi kardiyolojiye.
Biz yüksek lisans hastanesi olarak çok yoğun bir hizmet sunuyoruz. Evet. Çok kalabalık bir şey var, grubumuz var. Polikliniklerimize belki sıra almak zor olabilir ama inanın ki çok kalifiye hizmet alıyoruz. 24 saat bizim hastanemizde kalp uzmanımız evet, duruyor. Evet. 24 saat kalp krizlerinizde hizmet veriyoruz. Yani annenize, babanıza, çocuğunuza böyle bir şey olduğu vakit çok güvenle bizim hastanemize getirebilirsiniz. Bakın bir işlem bir yerde ne kadar fazla yapılıyorsa o işlem o yerde o kadar çok tecrübesi de olduğu için ekibi A'dan Z'ye güçlenir. Evet. Biz de bu yaptığımız hizmet ve tecrübemizden dolayı çok güvenle gelebilirler. Yoğunluk olabilir ama vazgeçmesinler. Hekimlerimiz çok güzel. Hemşiremiz, personelimiz hepsi süper. 7/24 7/24 hizmet sunuyoruz. Yani bu bir hizmete devam ediyor. Şey makine alırken çamaşır makinesi soruyorsun garantisini. Bu da bir garanti aslında. Kesinlikle. Yani gittiğin işten gördüğün hastanenin 7/24 açık olması çok büyük bir garanti. Sağlığını teslim ediyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Mükemmel bir program. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet ettiğiniz, geldiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Saat 14'te karşınızda olmak dileğiyle.